Başarılarının devamını dilerim İclal'cim. Umarım yeni meşgalen seni gerçekten oyalar. Artık birkaç eleman tutmanın zamanı gelmiş sanırım Müjdar Hanım. Dün gecenin izleri hala ortada. Ne ilginç sürpriz Fatih Bey. Alışverişe geldiniz sanırım. Pek sanmıyorum. Pırlantalarla aram pek iyi değildir. O zaman bu sürpriz ziyaretinizi neye borçluyum? Gerçekten merak ettim. Buyurun oturalım. Size bir kahve söyleyeyim. Gerek yok, çok kalmayacağım zaten. Öyle mi? Ben açıkçası tam tersini düşünmüştüm. Yani buraya kadar geldiğinize göre konuşacak bir şeyleriniz olmalı, öyle değil mi? Konuşacak bir şeyimiz var. Ama bence çok uzun sürmeyecek. Ne yaptığınızı biliyorum Müjdar Hanım. Şimdilik sizi sadece uyarıyorum. Bir daha yapmayın. Bu akıl almaz teşebbüsünüzü bir kerelik bir çılgınlık sayıyorum. Şimdilik sizi sadece uyarıyorum. Eğer bunu yapmaya bir kez daha cüret ederseniz, o zaman işler sizi bıçağın sırtından düşürür, bıçağın ucuna getirir. Ben bu söylediklerinizin hiçbirini üstüme alamıyorum Fatih Bey. Anlatamadım size galiba. Yani madem bıçağın Fırat'a ait olduğunu biliyorsunuz, bu uyarılar da benim için değil, Fırat için olmalı. Bu uyarım tamamen sizin için İclal Hanım. Ben maşalarla zaman öldürmem. Benim hedefim maşayı tutan eldir. Beni neye dayanarak suçluyorsunuz bilmiyorum. Gidin, polise istediğinizi söyleyin. Bu bıçak deli değil. Bunu suçlayamazsınız siz beni. Fatih Bey. Sizin amacınız ne ben gerçekten anlamadım ya. Rahat olun İclal Hanım. Yeni bir delil diye kalkışmazsanız polis yok. Rahat olun. Fatih Bey. Şu bıçağı şuradan alır mısınız ya? Sahibine ileteceğiniz eminim. Varan bir, İclal Kozan.